Moda denince akla gelen program Doya Doya Moda'da heyecan dolu final haftasının 4. gününe geldik. Yarışmacılarımız bugün tasarımınla finale adını yazdır konsepti için mücadele edecekler. Günaydın hanımlar. Günaydın. Bugünün konseptini açıklamak ister misiniz? Tasarımınla finale adını yazdır. Eda ve Melike finale isimlerini yazdıramayacak anladığım kadarıyla. O kadar böyle yaptı ki baka kaldım. Bugün alışveriş için neredeyiz peki? Pendik. Pendik'teki alışveriş bütçeniz tam tamına 1000 lira. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süreniz başladı. Kızlarımız tasarımınla finale adını yazdır konsepti için Pendik sokaklarına karışırken ilk olarak Aleyna'ya günaydın diyoruz. Günaydın dış ses, günaydın sevgili herkes. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Ben bugün yurt dışında bir galaya katılıyorum ve tabii ki her zaman benim konseptlerimden olmazsa olmaz bir ünlü olarak katılıyorum. En güzel halimle o galada yürüyeceğim, poz vereceğim. O halde şimdi ne yapıyoruz? Hemen alışverişe başlayalım, terzi bulalım, kumaşçı bulalım, alışverişimizi bitirelim. Hadi gel koş. Günaydın Eda. Günaydın Mese. Çık 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 çık. Bu ne coşku böyle? Dün ağlamıyor muydun sen? İşte problem de bu. Dün sürekli ağlıyor falan moddaydım. Bugün ne yapıyoruz? Halayla giriyoruz, dans ederek çıkıyoruz, baleyle kapanış yapıyoruz. Çünkü bugün artık tamam, yeter. Bugünkü konseptimiz podyuma adını yazdıracak tasarım yap. Biz de tasarım yapacağız. Şimdi kumaşçıya gideceğim, kumaşımı seçeceğim. Başlayalım, bay bay. Günaydın Melike. Günaydın Dişses, günaydın. Nasıl bir konsept var aklında? Ben Doya Doya Moda'nın şampiyonu olmuşum. Bir TV programına konuk olarak davet edilmişim, oraya gidiyorum. Bugünkü kombinin kendi tasarımın mı olacak peki? İnternetten bulmuş olduğum bir look'u tabii ki de kendime göre dizayn edeceğim bir sene. Alışveriş başlasın o halde. Hadi başlasın. Günaydın Hülya. Bu ne hal böyle? Çok kötüyüm de ses, heyecandan ve panikten. Daha alışverişimin başında kalbimin nasıl attığını şu an sana anlatamam. İnanılmaz bir stres altındayım. Dinlenmek ister misin? Yok, tamam, başlamam lazım. Oturamam ben. Tamam, iyiyim. Konseptimiz tasarımınla adını finale yazdır. Ben bir tasarımcıyım ve bir ödül törenine katılıyorum. Şu an alışverişe devam edebileceğinden emin değilim Hülya. Devam etmeyebiliriz. Gerekirse sürüne sürüne yarışmaya devam edeceğim dişsiz. Hiç problem yok, kendimi toparlayacağım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Kızlarımız şampiyonluk haftası için Pendik sokaklarında mağaza ararken Aleyna soluğu kumaşçıda alıyor. Bunun metresi ne kadar? 175. Sendinin metresi ne kadar? 110. Sen bana düz yüzden yaparsın diye düşünüyorum. Abi 2,5 sende alacağım. Şunun bir metresini bana bir gösterebilir misin? Evet. Sen kumaşını seç, biz seni kasada bekliyoruz. Kasada görüşelim dış ses, bay bay. Aleyna seçtiği kumaşlar için Doya Doya Moda'ya özel indirim alarak 450 lira ödeme yapıyor. Sen nasıl bir kumaş arıyorsun Eda? Daha önce şu tonlarda bir şey giymiştim ve tenine saçına çok güzel gitti Eda demişlerdi. Böyle saks mavisi tonlarındaydı. Bunu sevdim. Metresi ne kadarmış peki? 90 metrekare. Ay 90 TL. Bir de transparan bir eldiven yapacağım. Yok, hayalet eldiven yapacağım. Konseptini öğrenelim mi artık? Gülşah Saraçoğlu ve Yasemin Yılmaz birleşiyorlar, bir defile yapıyorlar. Doya Doya Moda'ya özel, finale özel. Ve bizler de Doya Doya Moda'nın kızları da en baş tarafta bu defileyi izlemeye gidiyoruz. Kumaşları alıyor muyuz peki? Hadi alalım da siz. Eda seçtiği kumaşlar için 200 lira ödeyerek terziye doğru yola çıkıyor. Biz de hemen Melike'nin yanına geliyoruz. Evet Dişsesciğim, kumaşımı almaya geldim. Hatta sen yokken seçtim bile. Keseceğiz şimdi. Fiyatta anlaştınız mı peki? Anlaştık sonunda abimle. 500 lira bir ödeme yapacağım. Kaç metre alacaksın peki? 2,5 metre kumaşımı alıyorum. 4 metre de tülümü alıyorum. Kumaşına karar verdiysen kasada görüşelim mi? Kasada görüşüyoruz. Bay bay. Melike seçtiği kumaş için 500 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. İşin ne durumda Hülya? Hala kumaş seçmeye çalışıyorum dişsiz. Nasıl bir kumaş arıyorsun peki? Yani bir tane krep kumaş arıyorum. Bir de bir pelerin gibi bir ayrıntım var. Onu yaptırmak için desenli satin arıyorum ama tafta, güzel bir tafta olabilir. Güzel kumaşlı. Dün Deren elendikten sonra finale kadar elemelerin devam edeceği söylendi. Bu yüzden mi bu kadar gerginsin yoksa? Onun stresi de var üzerimde. Buraya kadar getirip tak bugün hadi Hülya sen gidiyorsun derlerse oradan nasıl çıkarım? Nasıl giderim? Ambulansla mı giderim?
giderim acaba? Ben öyle giderim bugün elenirsem. Kimin eleneceğini düşünüyorsun peki? Bence Eda elenir. Bu dörtlünün içinde öyle söylüyorum. Çünkü gerçekten hiç fark yaratmayan varsa o da Eda'ydı. Hep çok düz geldi, hiç risk almadı. Ben böyle yarışmacı çok sevmiyorum açıkçası. Birazcık böyle fark yaratmalı, vay be demeliyim, stile bak falan demeliyim. Böyle bir şey görmüyorum Eda'da. Bu arada arkanda çok güzel kumaşlar görünüyor. Yani evet, böyle bir şeyler düşünüyorum dış ses. Bunlar da çok renkli ya. Ben biraz daha böyle tatlı renkler düşünüyorum da. Birazcık bakacağım dış ses bakalım. Hülya seçtiği kumaşlar için 650 lira ödeme yaparak alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Dış ses, ben şimdi tulum diktiriyorum, tamam mı? Tulumun üstüne de böyle pelerin gibi bir şey diktireceğim. Yani gayet güzel olacak. Gülşen ablaya bu durumu anlatacağım, ölçülerimi aldıracağım. Gülşen abla, 450 TL kumaşlarıma verdim. Geriye kaldı 550 TL'm. Ayakkabı, çanta, aksesuar alacağım. Onlara en az 200 TL ayırmam lazım. Yani geriye kalıyor kaç paramız? 350 mi? Onu da bana ver. 350 liraya anlaşalım abla. Onu da bana. Tamam. Ama atıyorum biraz fazla takı alırsam sana 300 TL versem olur mu? Olur. Aha, olur dedi. Sizin için her şey feda. Ya Gülşen abla, yiyeceğim seni. Ne yapalım biliyor musun? Ölçülerimi vereyim, kasada görüşelim, Gülşen ablaya fiyatı ödeyeyim, olur mu? Biz de bu arada diğer yarışmacılarımızın yanlarına gidelim o halde. Şimdi saten bir elbise dikeceğiz. Sade, yalın, böyle beli açık, tek kol. Yarışmacı arkadaşlarından biriyle aynı eve çıkman gerekirse hangisiyle çıkmak isterdin? Ay, hiçbiriyle. Hülya'nın sürekli tavırları, Aleyna'nın sürekli böyle egoist tavırları. Yok, Aleyna ile Hülya olmaz ama Melike olabilir. Deli bir kız. Onun o Karlar şarkısını özleyebilirim. Eda, ben seninle ev arkadaşı olsam 3 günde sinirlerim bozulur. O kadar çok konuşuyorsun ki ve ben o kadar çok sevmiyorum ki o kadar çok konuşan insanları. Ben böyle herhalde kulaklarımı tıkar, gözlerimi kapatır, karanlık bir odada tek başıma otururdum. O yüzden almayayım. Katiyen Eda ile ev arkadaşı olamam. Sen ölçülerini vermeye başla istersen. Tamamdır sesim, bay bay. Tasarımınla finale adını yazdır konsepti için alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken bu kez Melike'nin yanına geliyoruz. Kumaşım çok tuttu. Bu da ne demek oluyor? Terzi yaz para verir. Öyle bir şeyler oldu Ayşe ablacığım. Kumaşlarımı aldım. Tamam mı? Nasıl bir şey istiyoruz bebişim? Şimdi bundan strapless, yere kadar uzanan. Ondan sonra tülden de şöyle içinden, boynundan pelerin gibi bir şey yapacağız. Elbiseyi inen birlikte. Tabii. Zaten detayları anlatırım ben sana. Ve de 400 lira param var. Senin canın sağ olsun bebeğim. Kadını çok seviyorum ya. Geriye ne kadar paran kalıyor Melike? 100 lira kalıyor. Kadına artık 380 yapar mısın demeye şey yapıyorum yani, dış ses. Geçen sefer şey yaptım, 20 lira. Yine isteyebiliyor musun? İsteyebiliyorsun. Ya nasıl destekliyor bizi, görüyor musun? Bu arada ilk üçe kimlerin girebileceğini düşünüyorsun? İlk üçe Aleyna ve Hülya ile girmek istiyorum. Çünkü dişime göre rakipler onlar benim. Eda'yı kendime rakip görmüyorum. O yüzden bugün bir eleme olursa Eda'nın gitmesi daha doğru olur. Neden ben eleniyorum ki? Ben 3,5 aydır buradayım ve tarzımla buradayım. 3 kolyem var ve benim hasta olup gelemediğimde sen 3. kolyeni aldın. Acaba ben buradayken 3. kolyeni alabilecek miydin? Bu da bir soru işareti. İkinciliği kim alır peki? Ben Hülya'nın 2. olacağını düşünüyorum. Aleyna'nın da 3. olacağını düşünüyorum. Şampiyon benim diyorsun yani. Sen ölçülerini vermeye başla. Biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Görüşürüz biz. Aksesuar olarak ne alacaksın Eda? Küpe alıyoruz. Şöyle taşlısından. Şöyle vereyim lütfen. Küpene ne kadar ödüyorsun peki? 15 lira. Fiş rica edebilir miyim? Şimdi nereye gidiyorsun Eda? Evet, şimdi elbisemi almaya gideceğim. Teşekkürler. Bay bay. Sen elbiseni almaya giderken biz de Melike'nin yanında alıyoruz soluğu. Bitti de. Bitti kızım. Oh, şükür olsun. Koy sen ablacığım şöyle. Dış ses. Bu ne heyecan böyle? Ay, çok heyecanlıyım. Çok stresliyim. Bakalım ne olacak. Ablam çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada Aleyna da terziye bıraktığı elbisesini almaya gelmiş. Elbisemi de aldım. Şimdi gidiyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hadi gidelim. Millet, hazır mısınız? Bugün gün birincisi olmak için efsane tasarımımla podyuma geliyorum. Podyuma damga vurmaya, adımı altın harflerle yazdırmaya geliyorum. Herkes hazır olsun. Kemerlerini bağlasın. Tasarım atölyesinde ufak tefek işlerim olabilir. Atölyeye gireceğim. Ben artık toplanma alanına gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Eda, sen hoş bulmadın mı yoksa? Anlaşıldı. Sen de hoş bulmuşsun. Eksik parçası olan yok değil mi? Evet. Doya doya moda stüdyolarına doğru yola çıkma zamanı. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, doya doya modaya hoş geldiniz.
Türkiye'nin Doya Doya Moda programının en şık 4 kızı karşınızda. Oh wow. Onları alkışlıyoruz. Heyecan var değil mi? Çok. Çok. Biliyorum, biliyorum, seyrettim. Bir konsepti sorayım. Konseptiniz neydi? Tasarımınla finali adını yazdır. Melike'nin sesi çıkmıyor. Konseptiniz neydi? Tasarımınla finali adını yazdır. Efendim, o kadife sesli kızımız bugün sesi çıkmadı. Bir soralım bakalım. Neredeydiniz bugün? Bendik. Gittiniz, geldiniz. Peki. Şimdi efendim, bugün tabii biz açıklamıyoruz biliyorsunuz yaptıkları tasarımların puanlarını. Onları yarın artık puanlarımızı da görecekler. Esas bugün de hepsi tasarımlarını yaptılar. Hep beraber nasıl tasarımlar yapmışlar izleyeceğiz. Bugün onlara iki tane sürprizimiz var. Ya yine mi? Yine bir sürpriz var. Biraz sonra o sürprizi size açıklayacağım. İsterseniz şimdi ilkini açıklamak istiyorum. İkinci sürpriz ne? En sonda. Ya. En sonda. En sonda açıklayacağım. Evet, ilk sürprizimiz. Moralleri çok bozuk. Biraz eğlensinler. Serdar bilhassa en çok o istiyor. Kobra Murat geliyor. Hastalara şifa gibisiniz, dertlere deva gibisiniz, borçlara eda gibisiniz, hem pahalısınız, hem altınlısınız, hem mamalısınız, hem modalısınız, hem kalitesiniz, hem markasınız. Hem dünyaya nam salmışsınız. Ne zaman sana bir alo dediğimizde sen geliyorsun. Sen rica edersin de ben seni canım, kırar canım mıyım? Benim. Geleceğim biliyorsun. Tabii. Altın ayakkabılı kızıma kostüm. Hayır. Altın ayakkabılı karıma kostüm. Bak bak. Wow. Altın ayakkabılı torunuma kostüm. Altın ayakkabılı gelinime kostüm. Wow. Gülşah Saraçoğlu imzasıyla. Ay aşkım feda olsun. Yıldızlar geçit olacak inşallah. Giyeceğim seni, evet öyledir. Bir garip Yasemen. Aşkımın son hatırası. Gerçekten çok garip o. Bir garip Yasemen. Gönlümün son hatırası. Geçmiyor ayrılık. Dilmiyor gönlümün hicran, hicran, hicran. Hepsi birbirinden farklı. Hepsinin ayrı güzelliği olmuş. Sen gene sanki bizim mahalleden geldin. Herhalde. Aynı yarışık, dünya ile barışık. Adamın bastığı yerlerdeydi veren güller. Harika bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz. Biraz konseptimi sonra... Konseptimi anlatıyorum Uğur'un abi diye başlarmışım. Biraz sonra tekrar Kobra Murat'ı göreceğiz. Evet ne yaparım ben? Bugün son benim de. İlk açılışı yapmam ve son da Hülya'yı alıyorum. Gel bakalım Hülya. İlk yarışmacımız sevgili Hülya. Hülya der ki... ki ama yani doğrudur ama tabii adını yazdırdığını bilemeyeceğim ama... Tasarımda ben TV 8 ekranlarında adımı yazdırdım dersin. Doğru mu? Derim. Evet. Ama şimdi sadece sen tasarım yapmadın. Burada... Üç tane daha arkadaşın da tasarımlar yaptı. Evet zaten Melike'nin ben tasarımda en iyiyim, en çok ben yaptım. Jüri benden sonra kanaat notunu işte dışarıdaki terzileri de vermeye başladı demesinin üstüne söyledim. Her zamanki bir cevap hakkı doğduğu için söyledim hocam. Ben de diyorum ki 8 aydır ben de tasarım yapıyorum. Hatta atölyede değil birçok kez terzide yapıyordum ve biz o dönem kanaat notu alamıyorduk. Evet Melike geldikten sonra bu kural değişti ama ben öncesinde size defalarca kez çağrı yaptım. Canım jürilerim ne olursunuz dışarıda terzide yaptırdıklarımız da kanaat notuna sayılsın diye çağrılar yapmıştım. Peki sen şunu mu demek istiyorsun? Melike mi değiştirdi bizi? O öyle gibi bir şey söylemiş değil mi Melike? Yani şöyle ki matematiksel olarak zaten tabii ki de Hülya daha fazla tasarım yapmış. Çünkü 8 aydır evet, beraberiz. Tabii, muhakkak sen öyle. Sen 2-3 aydır buradasın. Yani Hülya en iyi tasarımı burada ben çıkartıyorum dediği için de bana söz hakkı doğdu. Ben de hayır benim de tasarımlarım burada çok fazla beğenildiğini söyledim. Ve hatta benim gelişimle birlikte bu kanaat notlarının da daha fazla arttığını söyledim. Bu yani olay bundan ibaret. Hani en iyisi benim kısmında atladım aslında evet. Olaya.
Ben yani Eda ve Aleyna'nın yaptığı bazı tasarımlara da puan verdiğimi hatırlıyorum, değil mi? Gayet güzel, siz de hocam yani yapmıştınız. Ben Eda'dan daha da fazla tasarımlarım var. Yani ben de çok fazla tasarım atölyesine girdim. Beğenildi beğenilmedi ama yaptın. Tabii ki öyle ama ben de tasarım konusunda hiçbir zaman sen çok kötüsün, bu işi bilmiyorsun, tasarım yapamıyorsun yorumları hiçbirinizden almadım bu zamana kadar. Niye bir öksürüyorsunuz heyecandan artık? Nasıl senkronize öksürme ilk defa gördüm. İkisi aynı an yaptılar. Bir gıcık tuttu. Yani şöyle, bu konuda ben de kendime güveniyorum. Her iki arkadaşımın kendine güvendiği kadar. Eda sesin çıkmıyor. Deniyor. Tasarım mı yaptı? Tasarım mı yaptı diyorlar. Yaptı tabii. Hocam ben de tasarım yaptım yani ama onlar patlıyorlar. Ben patlamadım tasarım yaptığımda. Hepsinden bizden puan mı aldın? Tasarım evet puanı. Patladığım bir tasarım mı olmadı? Çünkü kaç onlar taneydi? Yapmıyorsun çünkü. İki mi? Onlar tamam yani. Yapmıyorsun daha önceki yarışmacıya da sürekli tasarım yapıyorsun, kolaya kaçıyorsun diyenler. Şimdi ben çok tasarım yapıyorum diye benimle tartışıyorsunuz. Çok komik. Konumuz artı burada ama. Çok tasarım yapmak, az tasarım yapmaktan ziyade bence tasarımını yetiştirebiliyor olmak. Evet. Melike'nin en son cuma günü tasarımı patladı. Senin de bir tane trench coat'unla çıktıydın, hatırlıyor musun? Evet, evet. Zaten hani bir, iki, üç tane. Bunları... O bile çok yani, güzeldi biliyor musun? Bir dakika şekerim yani hepsini şeyi ezberlemem mümkün değil. İşte ama o zaman kötüleri öne sürme, algı oluşturmaya çalışma. Böyle kabak gibi olduğu için aklımda kalmış. Eda'cığım hatırlatırım. Tasarım yaptığın zaman sana bir lakapta bulundular. Kim bulundu? Kim mi bulundu? Ben bulunmadığıma göre kim bulunabilir? Kim bulundu? Bizizdir. Evet, replika Eda dediler sana. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Yani ben burada bir kere Gülşah Saraçoğlu'nun baştan aşağı kombinesini yaptım. Ay çok yaptım. Da güzeldin kız. Yani ikide bir Gülşah Saraçoğlu replikası. Ay bence senin ay, ne yani? Bence çok havalı bir durum. Hayır, bir de bir kerecik yaptım. Bence bir kerecik de Yasemin Hanım'ı yaptım. Nedense Gülşah Saraçoğlu'nun replikası. Ne ay güzel kız, Gülşah Saraçoğlu'na benzetiliyorsun işte. Teşekkür ederim. Ha. Onur ya oldum ama yani. Bazen benim replikam olduğunda sen çok oldu ya. Aynı elbiseyi sen giyip geldim. Sen de bir look'un replikasısın. Ya Melike Cimciğim. Ben en azından dünya çapında bir şeylerle uğraşıyorum. Gülşah Saraçoğlu dünya çapında değil mi? Melike. Evet, bu yıllarımızın paylanışı Melike oldu. Hayır hocam. Başka şey söyleyecekti çocuklar. Ben replika üzerinden yürümüyorum. Ben başka bir sayfa açtım şu an, oradan devam ediyorum. Melike'ciğim biliyorsun işe alınıyordun. İşe alınmayı bırak şu an yarın filan. İşe alınıyordun. Bir dakika, yarın filan bugün eleme var. Ay sürprizi mi patlattım? Bilmiyorum artık ya, Melike mi gidecek. Ya. Hayır ben ona... Allah devam et aşkım sen. Aşkım hiç çekeyim mi? Kelimelerine dikkat et. Hayır. Tekrar edeyim. Yanlış anlaşılmasın. Ha bir de replika diyen o şeyi takmış. Ne o? Omuzluğu taktıydın. Baloya gittiydi. Hülya sarı rujunu sürdüydü. Beyaz elbise giydiydi. Kolye satır kombiniydi o. Kolye garanti. Bir de onu şimdi giydi. O kombinle giydi. Bu kombin ne alakası ne var Eda? Su, hayır, bir, bunu sen, bir dakika. Bunu, bunu sen bana söyleyemezsin. Kolye ha aldım. Günkü elbisemi daha iki gün hafta senin sonundan sonra demedim. Pazar bir dakika ben başka bir şey anlatıyorum. Ha, tamam. Pazartesi günü aynı elbiseyi giyip buraya geldin aynı ya. Aynı elbise saç modeliyle. Seninki leopardı, benimki siyahtı. Sen birebir kızın, modeli aynı, kızın sırtı aynı. Taktın geldin. Onun kombiniyle benim kombinim şu an o kadar farklı yani ki. Yani biraz kreatif olup başka bir aksesuar kullanabilirdin. O sunumu da 50 kere gördük. Kendini işte başa sarıyorsun. Kendini kopuyorsun. Keşke ben de biliyor musun şu saçma sapan duran üstünde çok basit bir elbiseyle buraya gelmek senin yerine. Senin gibi evet. O tulumu, o ayakkabıyı böyle geçirmeli. O 50 kere giydin burada. 50 kere. İkinci o da kez ben bu çorabı böyle yapıyorum. Hülya bir... da çık kırısını almış gelmiş. Tamam çok yaratıcı, Eda, çok yaratıcı. Ne kadar komiksin ne biliyor ne musun? Ne anlatsam hadi bay yani bay. Sen gerçekten sana her seferinde tarzın yok. İşte kendine has bir duruşun, tarzın yok dediğimiz zaman böyle ancak saçma sapan şeylerden vurmaya çalışıyorsun. Tamam canım, Eda'cığım yarın final. Tamam yarın şekerim. Aleyna'cığım son günlerde artık içinde sakladıklarını da dışarı vursun artık. Ne yapsın dayanamıyor artık. O içinde bir şey saklamaz ya. O içinde ya bir şey saklamayı da geçin. Ama yeni yeni yani cümleler duydun. Tamamen yaptığı tek şey şov, başka hiçbir şey değil. Çünkü kendisinin burada gerçekten istediği, yarın istediği şeyi yakalamayacağını çok iyi biliyor. Aşkım işimiz şov zaten. Bunu kendisi evet de, onun şov anlayışı çok başka Gülşah Hanım ya. Evet. Nereye gidiyorsun bakayım bu kıyafetinle? Nereye gidiyorum? Hocam ben bir tasarımcıyım.
ve ödül törenine gidiyorum. Ödül alacağım. Fiyatlar lütfen. Tabii ki. Ayakkabılarım ve çantam Doya Doya Moda'ya özel 100 TL. Kumaşlarıma 680 TL verdim. 150 TL'ye diktirdim. 70 TL'de küpelerime verdim. Şu kıyafet üstündeki tuvaletin herkesin düşünebileceği bir kıyafetti. Ve bugün sondan bir önceki gündeyiz. Hı hı. Sen böyle bir kıyafeti tasarladın. Ama her zaman ama da kötü söylerdim. Bu sefer iyi söyleyeceğim, o suratını düzelt. Üstündeki şu, ki sen bunu yapmayı çok seviyorsun. Çok, ve bu tuvalete birdenbire havasını değiştirmişsin kızım. Aferin. Teşekkür ederim. Yoksa dümdüz bir şeyle karşımdasın. Ben neye puan vereceğim? Hocam bir sürü şey yapabilirdim aslında ama ben beni yansıtan, son tasarımıma beni yansıtan bir şey bu olarak yapmak istedim. Bu seni mi yansıtıyor? Evet, sen misin bu? Bu benim. Biliyorsunuz tasarımlarımı sensin. Çok kullanıyorum. Bu benim. Sensin. Böyle bir tuvaletle böyle şeyleri kullanmayı çok seviyorum. O yüzden de bugün gerçekten ben gibi giyinmek istedim. Küpelerinle sensin, rugan çantanla sensin, ayakkabınla sensin. Bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Gülşah'ım. Evet. Hoş geldin. Ne oluyor? Yine gelen karşıma bir derinleşir. Gelenler geliyor bana sürekli. Çok üzülmüşsün dün bugün. Dün var ya o kadar ağladım ki. Çünkü şey final haftasında biri almış olmak beni gerçekten çok üzdü. Hangi akla hizmet ya? Pareo giyip geldin üstüne. Uzun kollu elbiseni şaşırdın mı kızım sen? Olacak iş değil yani. Neyse. Bu kol çok Gülşah Saraçoğlu. Çok benim tarzım olan bir şey. Çok bayıldığım bir şey. Çok severim kocaman, devasa şeyleri. Dümdüz siyah da olabilirdi. Bunu da çok beğendim. Ben seni bugün yani inanılmaz beğendim. Bravo. Çok şık. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Rica ederim Hülya Hanım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gülüyorsun, anladın. Bu level'ı da atladım evet. Şu anda. Dördüncü level'dayım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu level'ı da geçtin Hülya. Çok güzel. Yapabilir miyim? Bu level'ı da geçtin. Çok güzel olmuşsun gerçekten. Bravo sana. Ben bu dön lütfen tekrardan. Elbisenin o sırtındaki duruşu, buradaki jilet gibi iniş. Yani çok güzel görünüyor. Aferin sana. Gene puan kırmayacağım. Çünkü başka güzel bir şey yapmışsın. Rugan ayakkabı istemezdim bunda. Hani rugan çanta, rugan ayakkabı istemezdim. Çünkü zaten ağırlığın bir parıltısı var. Shining demiyorum. Ağırlığın bir yükselişi var. O parlağı istemezdim ama çok güzel görünüyorsun. Emeğine sağlık. Hakkını teşekkür veriyorsun final haftasına. Çok şükür. Teşekkür ederim. Evet, puanları veriyoruz. 5. Bugünün starı sensin. 5. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. İnşallah çok hızlı yazmam Serdar lazım. Puanlamayı bitirirse devam edeceğiz. Çok özür dilerim ama hep bir şeyler yazmaya çalışıyorum. İzmirli teşekkür Hülya'da. Ederim Serdar Bey. 5. Teşekkür ederim. 5. Teşekkürler. Emeğine sağlık. Evet, senin yerine uğurluyoruz ve Eda'yı podyuma alıyorum. Hoş geldin. Ah, hoş bulduk hocam. Ne haber? Bugün böyle bir durumdayım, böyleli bir durumdayım bugün de. Dün öyleli bir durumdu, kıştı benim için. Bugün de yaz. Evet, anlat tasarımını nasıl yaptın, fiyatların. Tabii ki. Ayakkabılarım ve çantam Doya Doya Moda'ya özel 350 TL. Kumaşlarıma 200 TL verdim. Bir de transparan bir eldiven yapacaktım. Fakat buraya ışığa geldiğimde kavun rengi olduğunu fark ettim. Kavun rengi mi? Kavun sarısıymış. Ben orada onu transparan olarak aldım. Kavun sarısı olunca yapmadım. Toplamına 200 TL verdim. Antrasit değil mi üstündeki? Koyu lacivert hocam. Koyu lacivert. Antrasit gibi duruyor. Ama koyu lacivert. Hmm. Öyle satın aldım. Işık aldığı için belki de değişiyor. 200 TL. Koyu lacivert ise kavun rengi çok yakışır birbirine. Yani benim ama hayalim kavun sarısı değildi. Transparan, gece kıyafetlerinde aynen o kullandığımız transparandan eldiven yapıp taşlar koyacaktım. Sonrasında vazgeçtim o kombinden. Bu şekilde bir kombin yaptım. 400 TL'de terziye
yaptım. 15 TL'ye de küpelerimi aldım. Bunu da böyle buraya koydum. Şöyle ki... konseptin var mı? Herhangi bir yere gidiyor musun? Evet hocam, söyleyeyim. Gülşah Saraçoğlu ve siz Yasemin Hanım. Doya Doya Moda'yı bitirdik ve siz beraber bir defile yapıyorsunuz. Doya Doya Moda'ya özel ve bütün bu kızları hepsini çağırmışsınız. Hep beraber sizin defilenize geliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bitti mi gerçekten? Evet hocam, biraz önce bitirdim. Neden? Aslında yani birkaç gündür düşünüyordum. Zaten size daha önce söylemiştim, sürekli ayrılıp barıştığım bir erkek arkadaşımda. Şunun şurasında cumaya ne kalmıştı? Bir süredir düşünüyordum. Hani bu final haftası olduğu için de çok da düşünüp bunu konuşmak, dillendirmek de istemiyordum. Finalden cuma sonra... konuşacaktınız. Evet, cuma, cumartesi gibi konuşacaktık. Ama işte ben duygularımı ne yazık ki içime çok fazla atamadım, biliyorsunuz. Bir şekilde jest mimiklerimden, el kol hareketlerimden, hikaye paylaşımlarımdan... yani bir şekilde hissettiriyorum karşı tarafa ki... böyle bir durum oldu. Yani çok fazla rol yapamadım yani bu... Barışırsınız bence. Bu film böyle son yazmaz. Barışırlar, barışırlar. Bence de. Ben öyle hissetmiyorum. No, sen nasıl, ya. Sen nasıl tabii ki hissetmeyeceksin. Ben öyle hissetmiyorum. Karışma her şeye lütfen. Ben öyle hissetmiyorum. Yani. Aşkım hazır gibi. Öyleyken yara bandı olursun, deli misin? Evet Eda'cığım. Neden böyle bir model? Çünkü belden dekolteli hiçbir zaman için burada görmedim. Ben değişiklik olsun dedim. Belden dekolteli bir model vermek istedim. Yani daha böyle bir iddia, bir yerine bir şey beklerdim. Bir şey kırtı, bir, bilmiyorum, belki eldivenine bir numara. Elbisen kötü değil. Beğendiğim bir model bu benim. Hep yıllarca peteklin çözü yapıyordum ben bunu 15 sene önce. Bir numara beklerdim ya. İşte eldivenim olacaktı. Eldivenim olmayınca... İyi ki olmamış. İyi ki olmamış. Numarasız oldu sizin için o zaman. Benim için de öyle değil. Yani sizin bak mesela bir dön bakayım arkana. Sırtın daha güzel duruyor. Ne bileyim, o dekolteyi mesela biraz daha aşağı indirseydin. İniyor. Yasemin yapar ya, giyer yani mesela İniyor böyle. İniyor da o kadar inebiliyor aslında. Böyleliydi, böyle oldu. Ha. Böyleli. Anladım. Fena değil. Dikiş hatalarını tabii ki görmüyorum. Çok aradayım. Beğenip beğenmemekle alakalı. Ben sırtıma geri döneyim o zaman. Çok tatlısın. Yani aslında güzel. Fakat hani finalden bir gün önceyiz ya. Hani yarın büyük final var ya. Ve bugün eleme var ya. Evet hocam. Onun için böyle bir sıradan gibi geldin bana. Bu kadar. Eda'cığım. Merhaba. Lütfen yanıma yaklaşıp çantanı bana uzatabilir misin? Gelir misin yanıma lütfen? Tabii ki. Hediye paketi yapmış. Oradan fış 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 konuşma. Hediye mi vereceksin acaba çantayı? Şimdi bu hediye paketine ne gerek var? Bu ne? Hocam içine bir şey mi koyup vereceksiniz? Yok, hediye paketi yapmışsın, ne gereksiz. Ama işte öyle bir şey ne olsun gereksiz istedim. Peki hocam. Tasarım bilince de Eda. Hemen çok kısa yorumumu yapıyorum. Hazır mısın? Evet. Saçını, makyajını çok beğendim. Hı hı. Elbiseni çok beğendim. Özellikle arkadaki sırt dekoltelerini daha çok beğendim. Hı hı. Çünkü daha net duruyor. Hı hı. Ayakkabılarını beğenmedim. Keşke taşsız seçseydin. Neden? Çünkü o kadar klas, o kadar yalın bir elbiseye bu taşlar... Ne alaka? Aa, çok kısa bir şey anlatacağım. Çok kısa. Hayır, lütfen nereye gidiyorsun? Oturayım hocam. Gerçekten bu gerçek bir hikaye. Tamam. Kısa dediyse 5 dakika. Gerçek bir hayat hikayesine uyarlanmıştır lütfen doktor efendim. Doktor Filiz Hanım'ın Nişantaşı'ndaki, şimdi yeri değişti neyse. Aa, bayağı her hikaye gittiğimde, anlatıyor. Her gittiğimde beni... Bir işleme almadan önce böyle oyuncular geliyordu. Aa dedi, biz de oyunculara ne göre ne üzerine dedi doktor? Yani küçük estetik, estetisyen. Neyse. Aa. Ben gidiyorum, yok Serdar'cığım diyor. Neyse, iki hafta sonra gidiyorum. Bir baktım bir oyuncu geldi. Ne yapılıyor dedim. Oyuncu işlemi yapılıyor dedi. O ne kıl? Oyuncu botoksu.
Oyuncu botoksu. Evet. Ha, küçük neyse, miktar ben de ölçüde. Şöyle yaptım kendime ön sıraya almak için. Dedim bana dedim bir reklam filminden teklif geldi. Aha. Ve dedim yetişmem lazım. Yetişmem lazım dedim. Ha. Serdar'cığım dedi senin dedi daha bir haftan var dedi. Hopala. Ben de tamam o gün bir işlem olmadı. Bir hafta sonra gittim dizi bir dizide çok iyi bir rol teklifi aldım dedim. Yarım saat sonra gitmem lazım dedim. Bana dedim oyuncu botoksu yap. O kadar gittim geldim o kadar gittim geldim. Ben. Çekimim var, çekimim var, çekimlerim var dedim. Ve doya doya modadan teklif geldi bana. Aa. Hani bin kere söylersin de olurmuş ya. Ha. Çekmişsiniz ya. Gerçekten. Aa. Bin kere söylersin olurmuş ya. Aa. Sen şimdi botokslu musun? Oyuncu botokslusu musun? Hayır artık tutmuyor. Ha. Evet. Eda'cığım artık bu kadar. Artık bana ver sözü. Lütfen. Bırak artık. Sözler ya senin. Ya öbür doktoru istiyorum onu da anlat. Hani bir hikaye var. Dur onu ben anlatayım hocam. Onu bir yarışma sonra. Eda bu ne hal? Bu ne hal? Çok tatlı bir elbise yapmışsın. Güzel ben seviyorum bu modeli. Çok internasyonel bir model. Sen de çok kullanırsın beli böyle açık falan. Evet. Çok yaparsın. Çok yanlış bir kumaş seçmişsin buna. Çok bu nasıl desem astar sateni. Çok kötü bir saten. Geceliklik saten be evet. En kötüsü. Senin likralar gibi bir kumaş olaydı. Daha böyle hani bak tamam ipek bulamayabilirsiniz ama böyle ipeksi görünümlüler var. Bir tık biraz daha bunlardan pahalı ama keşke öyle bir şey seçseydin. Güzel bir model ama ayakkabılarını göster şu an. Bu ne alaka bir ayakkabı hani ben taşını koparsaydın bilmem ne falan demeyeceğim öyle bir şey demeyeceğim. Bu ayakkabı komple olmaz. Çok daha modern, stylish, tek çizgi böyle minicik bir model ayakkabı lazımdı. Bu kadar tok değil. Çantan çok abiye, ayakkabın çok abiye. Bu saç, bu ne saç? Bu neyin topuzu? Gelinin kız kardeşi. Olacak iş değil. Bu elbise başka bir ruhu olan bir elbise. Bu çok yanlış hamleler yaptın. Keşke yapmasaydın. Son bir gün var ve bugün de biliyorsun bir sürprizimiz var biliyorsunuz. Bakalım hiç olmadı Eda. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Tek takıldığım nokta ayakkabılarım. Keşke ben o ayakkabıları şuradan gördüğüm renkler değil de direkt belki çantanın renginde olabilirdi. Aynı da... renk, lacivert. Öyle mi? Evet, Işıktan belki yanılmış olabilir. Lacivert satan bunlar da Işıktan seviyordum. Işıktan yanılmış olabilirim. Ben oradaki şıkırtıları sevmedim. Peki. Şu kıyafetin çok güzel. Bu kadar söyleyeceklerim. Güzel kızım. Evet, puanlamaya geçiyoruz o zaman. 3. 4 Eda'cığım. Teşekkürler. 2. 4. 4 kızım. Eda'cığım seni yerine alalım lütfen ve podyuma Aleyna'yı davet ediyorum. Etrafında dönüp duruyorsun. Evet. Aleyna'cığım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Duygularını alabilir miyim lütfen? Bugünkü. Yani ben de çok heyecanlıyım diğer arkadaşlarım kadar. Ben de biliyorsunuz ilk günden beri bu programdayım ve gerçekten böyle hem size çok alıştık, biz ekibe de. Çok alıştık. Ben de. Her ne kadar tartışsak da arkadaşlarımızı görmeye de çok alıştık. Sonuçta her gün ailemizden çok burada vakit geçirdik. Ailemizden çok buradaki insanları gördük. Bir yanda bitmesi üzücü ama artık hani bir sonuca bağlanması bir noktada da güzel her bir duygu. Her başlangıçların bir sonu vardır. Kesinlikle. Herkesin gönlüne göre olur inşallah. Ben de yarın için ekstra ekstra çok heyecanlıyım. Bizler de sizler kadar heyecanlıyız bu arada. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Ayakkabı ve çantam Doya Doya Moda Özel 100 TL. Kumaşlarıma toplam 450 TL ödedim. Terzime 300 TL ödedim. Bu aksesuarım da 50 TL. 50 TL. Evet. Doya doya modaya özel tabii modaya ki. Modaya özel. Evet. Konseptini rica edebilir miyim lütfen? Serdar Bey ben de bir gala gecesine katılıyorum bu şekilde. Bir dönebilir misin lütfen? Tabii. Biraz kuyruğumdan dönemiyorum. Finalden bir gün önce. Kendini nasıl buldun?
Yani ben de... Kendi tarzın mı? Kendi tarzımda bir şey yapmak istedim. Elbise diktirebilirdim. Çok da aklıma bir sürü şey geldi. Ama hem böyle bir aksesuarla podyumu doldurmak istedim. Hem de ben bu tarz işte eldiven, bu evet, şekilde tulum evet, evet, giymeyi biliyorsunuz evet, çok seviyorum. Çok da yakışıyor. Yine kendi tarzımda bir şey yapmak evet, istedim. Evet, dikiş hatalarını görmemezlikten... Bir şey söyleyebilir evet, miyim? Normalde bu eteğim drapeydi. Oturdukça söküldü, burada söküldü. Şu an fark ediyorum. Ama o hissiyatı veriyor yine. Yani drape hissiyatını. O yüzden kusura bakmayın. Yok yok. Dikiş hatalarını görmüyorum. Ve seni beğendiğimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Aleyna. Yasemin'im. Bir ödül törenindesin. Ödül alıyorsun. Gala gecesindeyim. Galadasın. Yani Golden Globe oldu şimdi biliyorsunuz. Seni orada hayal ettim böyle. Gerçekten bu kadar şık. Bir tane star yok orada. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. O uyduruk eteğine rağmen, oradan bir siyah çarşaf indirmene rağmen güzel bir tasarım yapmışsın, yaptırtmışsın. Çok, hepsinden çok benim için özenmişsin. Bir şeyler oturtmuşsun. Öyle veya böyle. Oradan baktın, buradan baktın. Hiç önemli değil. Buna çaba harcamışsın. Onun için seni kutluyorum. Çok uyduruk bir aksesuar o. Yani ben vodka profesörü bir kadınım. Onu öyle yapıyorsa o zaman bunları böyle bir çıkartacaksın. Anlatabiliyor muyum? Böyle aşağı doğru bakmayacak. Oradan tek tek o serpentiler çok uyduruk duruyor. Hani kalitesini falan onu konuşmayacağım. Çünkü belli bir bütçeyle bunları yapıyorsunuz. Ama ben bunu bunun üzerine sevmedim. Ne bileyim belki siyaha siyah kendi kumaşından özellikle bir şey yapabilirdin. Belki bileklerine bir şeyler yapabilirdin. Şunu sevmedim. Bana biraz demode gelen bir parça. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pekala öyleyse Aleyna yerine geçiyor ve Melike geliyor. Melike. Yasemin Hanım. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Heyecanlı heyecanlı bekledim. Çok mu heyecanlısın? Evet. Neden? Anlat biraz. Ay yendim aslında alışverişte ama buraya oturunca bana bir şeyler oluyor böyle. Ne oluyor? Böyle içim kıpır kıpır. İlk başta çıktığım zaman problem yok. Hani hemen ne olursa olsun bitsin artık oluyorum. Ama en son çıkınca böyle... Baksanıza tadını çıkartabilecek kadar bile değil. Öyle kontrol edemiyor kendisini. Hani evet, o olsun bitsin falan. Evet. Çünkü halbuki biliyorsun burası vitrininiz yani. Hani çok güzel hatıralar bırakıyorsunuz kendinize. Onu yaşamayı unutacak kadar... Wow, bu da başka bir case yani. Anlıyorum. Ne kattı sana burası sence? Panik olduğumu öğrendim mesela ben. çok güzel şeyler kattı şaka bir yana. Hani buraya geldiğimde amacım şampiyon olmaktı, hala o yönde. Ama onun dışında çok güzel insanlar tanıdım ve kazandım. Gülşah Hanım'dan böyle bir teklifi hayal bile edemezken burada yakaladım. En başta zaten bu. Ardından sizleri tanıdım. Gerçekten inanılmazdı. Bir an sesimin iyi olduğuna ikna olmuştum falan. Ben de inanmıştım Melike çok fazla. Ama eğitilebilir bir ses biliyorsun. Hala inanıyorum. Bir de biliyorsun o aletlerde müthiş bir sese sahip olabilirsin. Tabii kız Melike olarak giriyorsun, Celine Dion olarak çıkıyorsun. Yani. Yani çok keyif aldım. Ya, inanılmaz keyif aldım. 2 ay oldu benim için. Güzel deneyim değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, hepinizin yolu bahtı açık inşallah buradan sonra. Ahmet. Bir de şarkı söyle, vardır şimdi bize. Özlemişsin bir şarkı söylemeyi. Gerek var mı? Var var, söylesin. Bilal'cim neden olmasın? Bütünü dinliyoruz ya biz Serdar'la. Biz dinliyoruz ki. Ama siz dinliyorsunuz, biz özlüyoruz Melike'nin sesini. Bizi niye mahrum bırakıyorsunuz? Ne söyleyeyim? Ne bileyim, söyle işte. İçinden ne geliyorsa.
ne söyledim? Yalan olur ne söylesem yalan. Yalan olur. Birini bulur yürek, seni de siler zaman. İkimiz de kurtulur. Yazılır yeni bir aşk. Çaresiz tabii biraz. İçimiz de burkulur. Şarkının sonra, makamı yok. Bunun bence bir nakaratı vardır. Nakarat, bu nakaratıydı. Burası değil mi? Burası nakarat mıydı? Evet. Burası nakarat mı? Ama işte o sesinden dolayı. Hayır. Makam öyle bir şeyden öyle dolayı. Bir değişti ki şarkıyı anlayana aşk olsun. Olsun. Kalbimden vurdu bu parça beni. İnanma. Biz de inanıyoruz. Ya bu kadar duygusal olduğunu gerçekten bilmiyorum. Gerçekten yani ben kendimi duygusal sanıyordum. Bir de şimdi hani Urgan abinin hep böyle bir, Urgan abinin hep böyle bir hani güvenilir bir tarafı evet. Var ya. Çok kaçınlar gerçekten yapacağım. Inanmayın. Hayata inancımı kaybettim. Bu kadar inanmıştık ki eğer bu gerçek değilse ne gerçek ne yalan bunu nasıl çözeceğim? Kesinlikle aynı hissiyattaydım. Oh my god. Ne oldu Serdar? Elbet bir gün buluşacağımızı söyleyebiliriz beraber. Aa. Ha o sesi çok güzel Serdar'ın. Hadi. Onu biliyorum canım. Kısa çok böyle kısa. Bir şey. Elbet bir gün düet. Buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacak. Ay süper. Harika. Bir tane daha söyle. Çok abi. İyi. Neyi söyleyeyim? Emre de gelmişsin mi şimdi? Emre de gelsin. Onlar bir grup Emre. Biliyorsun. Emre gelsin. Lütfen Emre Bey. Emre. 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 Şimdi ben akşamları aynı aracı paylaşıyorum Emre Bey ve Serdar Bey'le. Aman Allah'ım müziklere doyuyorum. Gökyüzünde yalnız gezen yalnız Allah! Ay 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 ay! Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Biri haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım. Yalnızım. Gel. Taşa geçer kendime geçmez sözüm. Ben yalnızım. Melike girdir benim sesimde. Bak şimdi sıra bende. Gel sarışımı söyle. Niye kendime gel yapayım? Ve şimdi sıra bende. Evet. Ah gece gelmeye gündüz gel. Saçmalama be. Daha ne? Pekala hadi yorum yapalım. Konseptin nedir? Yasemin Hanım yarışma bitiyor malum. Ben şampiyon olmuşum. Ardından bir TV programına davet edilmişim. Oraya geçiyorum. Fiyatlar. Ayakkabı ve çantam 100 TL, kumaşlarıma 500 TL ödedim, dikimine 380 TL, küpelerimde 20 TL'ye aldım. Süet mi ayakkabı? Evet. Topuğunu tekrar bir gösterir misin? Bir kalın değişik bir top. Ne kalın ne ince. Evet. Melike'cim. Elbiseni beğendim. Böyle bir duruşu çok stylish, çok modern görünüyor. Arkadaki kuyruğun yerini beğenmedim. Dön lütfen bir bakalım. Yani. Nerede o kuyruk? Yani. Ne mana? Kedi misin sen? Ejderha mısın? Bir tık aşağıda olması lazımdı. Olmadı o. Evet. Yani hiç estetik değil. Hani gördüğün dünyanın en pahalı lükunu
copy paste yaptım de, bana taklit ettim de. Bir Bu dakika olmaz. Bakıyoruz dünyanın en Hadi pahalı lüku nerede? Baktık. Evet, evet. Anladım ben seni. Gördüm orada aşağılarda bir yerdeydi. Yani çok çirkin. Her kim yaptıysa, gördüysen de o da kötü yani. Olmaz. Çantan hiç olmaz. Ayakkabın olur, çantan olmaz biliyor musun? Hani ayakkabın bir böyle kendi ayakkabının başına... bir ağırlığı var, evet. Aynen. Aynı şeyleri düşünüyorum. Ben yorum yapmayacağım. Bir başka aynı bir şeyleri. Şey var ama o çanta asla olmaz. Hadi aksesuarlarına bakalım. Şimdi sen o küpeyle mücevher görseli var küpende. Evet. Bu yüzüne taktığın şeyler bak bambaşka hikayeler. Onlar hiçbir zaman bir Bravo. Araya gelmeyecek şeyler. Doğru. O seni bir parti kızı yapar, bu seni bir salon kadını yapar. Doğru. Yaptığın bu hamle seni şu an ne yaptı biliyor musun? Finale bir gün kala. Bir sürü şey düşündürttü bana. Çok saçma bir pot. Çok saçma bir hata. Bu kadar yorumum. Tasarımını da beğendim, emeğine sağlık. Melike ne haber? Düştün tabii, bana geldin, düşük geldin. İyisin, iyisin kızım, iyisin kızım. Sen de iki aydır buradasın ama... yani kulis arkasında öne çıkmak için hazırlanıyoruz ya... sana baktığımda hep içimden gülmek... senin de bana baktığında hep içinden gülmek geliyor. Birbirimize öyle pozitif enerji verdiğimize inanıyorum. Seni de çok sevdim. Aklınla, beyninle... duruşunla, zekanla Allah yolunu açık etsin. Amin. Hocam kızları teker teker ağlatıyor. Bugün böyle, yarın siz konuşacaksınız biliyorum. Yarın da ben bir iki kelime ederim. Hep yolun açık olsun. Benim güzel kızım, önden o kadar hoş görünüyorsun ki. Bırak ben çantaya da takılmayayım, küpeye de hiçbirine takılmayayım. O arkandakine be kızım. O arkandaki nasıl öyle bir şey oldu güzel kızım. Dön bir gör, dön bir son kez. Dön. Ya, yeri yanlış kızım herhalde onun. Evet hocam, yeri yanlış. Yani o kadar kötü gözüküyor ki, yoksa ben önden tamam. Ha isterdim şu biraz daha, şu beyaz daha yukarıda olsun kıyafetin. Önemli değil. O kadar asil duruyorsun ki sen de kıyafeti çok güzel taşıyorsun giydiğini. Güzel kızım ama o kuyruk beni benden aldı. Tamam hocam. Güzel kızım Gülşah'ım. Ben Yasemin'in söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Aynı şeyleri düşünüyorum ama çok küçük bir şey ekleyeceğim. Çok iyi bir askısın sen. Ben senin bu yaptığın tasarımını beğendim. Nereden gördüysen de. Şimdi tasarım dediğimiz için konsept. Yoksa sizin tasarımlarınız değil buna. İlla ki oradan buradan bir yerlerden alıyorsunuz. Tabii. Ancak baktığım zaman çok havalı. Klas duruyorsun. Mücevher ve bu evet olmaz ama sende şöyle bir şey var. Senin bir tarzın var, bununla bu olur. Ama mesela o mücevher, evet salon kadını, evet bu parti kızı. Ama sana baktığımda yakışıyor mu yakışıyor mu? Bana göre olur mu? Bana göre olmaz. Ben yapar mıyım? Yapmam. Ben bir tek kuyruğunu beğenmedim, ondan puan kıracağım. Onun dışında Aynen. havalı duruyorsun. Bu kadar Melike'ciğim. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Melike'ciğim, genel olarak ben de en fikirim. Sadece çok küçük bir not ileteceğim. Arkaya yaptığın detayı neden yırtmaç yapıp arasından çıkarmadın o tülü? Aksaydı. Evet, güzel olmuş. Mesela? Güzel olurmuş. Evet. Yırtmaç yapsaydın... Serdar Bey, o kadar karma karışığız ki yani... Anladım ama... Normal... İşte ben bunu anlatmaya çalıştım. Haftanın başında dikkat edin. Final haftası ve final haftasında daha iyisini yapabilirim. Deyip o heyecanı evet. kapılıp kendinizi maceraya atmayın. Sen de aynı şeyi yapmışsın. Dün sen aynı şeyi yaptın. Bugün sen bunu yap. O kuyruk ne Allah aşkına? Çünkü sen zaten. Çünkü evet. o kadar şıksın ki. Konuştuğumuz konu bugün. Evet evet. O kadar şıksın ki gerçekten çok komik bir yerde duruyor. Evet. Bu kadar. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bugünkü konseptiniz, tasarımlarınız, bu biliyorsunuz ki normalde hemen veriyoruz. Sevgili seyircilerimize de hatırlatmış olalım. Tasarım puanlarınızı, bu hafta yaptığınız tasarımları, yarın puanlarınızı öğrenmiş olacaksınız. Bugün vermiyoruz. 3. 4 kızınız. 4 Melike'ciğim. 4. Teşekkür ederim. Evet Melike'ciğim, seni de yerine alalım. Sürprizimi açıklayacağım.
maalesef veya bilemiyorum artık ne düşüneceksiniz çocuklar ve puanlarınızı söyleyeceğim. Evet, puanlar efendim. Sevgili seyircilerimiz, sona geldik bugün için. Yarın biliyorsunuz büyük final ve sonuçlardan sonra kim hangisini hak ediyorsa, Hülya'nın da Leyla'nın da bir lafı var, hak eden kazansın. Kim hak ediyorsa onlar yarın hediyelerini alacaklar. Şimdi puanları okuyacağım. Sonra ikinci sürpriz demiştim. Evet, puanları okuyorum. Melike, senden başlıyorum. 15 puan. Hülya, gülüyorsun. Başladığı zaman böyle değildin. Şimdi puanını da hesabını yaptın. 20 puanla gün birincisi oldun. Alkışlar. Eda, 13 puan. Aleyna, 19 puan. Puanları öğrendiniz. Hepinizi lütfen, şimdi sürprizimizi de açıklayacağım. Hepinizi ödüllerin oraya, dördünüzü de görmek istiyorum. Melike, Hülya, Eda ve Aleyna. Lütfen buyurun. Şu anda buradasınız. Evet. Aleyna, ne düşünüyorsun burada olmaktan? Şu anda buradasın. Hocam, düşünemiyorum. Yani hiçbir şey düşünemiyorum. Niye buradasınız? Eleme olacak galiba, öyle düşünüyorum. Potaya mı çıktık hep birlikte acaba? Eda. Bence aramızda. Niye buradasınız? Bir kişi eğlenecek. Aklınızda var mı? Biraz sonra öğreneceğiz. Hülya, sen ne düşünüyorsun? 20 puan aldın ama buradasın. Hocam, ben birinin eleneceğini düşünmüyorum. Yani bugün de hep söyledim. Bence 4 kişi yarına gideceğiz, öyle hissediyorum hep. Umarım da öyle olur. Öyle olmasını istiyorum. Galiba böyle başka bir şey mi var acaba? Öyle olmazsa ne olacak? C falan diye çıkacak. Öyle olmazsa ne olacak? Çok üzülürüm. Yani ben bu ekiple yarın finalde olmak istiyorum. O günü yarın bu 4 kişiyle hep birlikte yaşamak istiyorum. Her istediğimiz olmuyor ki. Çok güzel istediğin ama her istediğimiz olmuyor. Evet. Keşke olsa. Keşke olsa, hayatta her istediğimiz değil mi? Sen ne düşünüyorsun Melike? Hocam, benim içimden eleme olmayacağı geçiyor. Niye buraya çıkardım sizi? Onu bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Kim gider? Yani ben hiçbir hafta puanları saymadım burada olduğum süreç boyunca. Bu hafta bunu yaptım. Şu an en düşük puan Eda'da olması lazım. Eda. Evet. Ben de saydım. Eda. Gideyim mi? Sürprizimiz buydu, sizi buraya alıp sonucu açıklamaktı. Sonucu açıklıyorum. Hepiniz finaldesiniz. Hayırlı olsun diyorum. Yeter.